Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçenki videomda ne paylaşmıştık? Kışın muhabbet kuşlarına neler yapılmalı? Ne türlü vitaminler vesaire verilmeli diye bir video hazırlamıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yaz, kış, ilkbahar, sonbahar hiç fark etmiyor. Benim abonelerim tek derdi var. Kuşu yumurtlasın. Evet. Bu yüzden arkadaşlar muhabbet kuşunun yumurtlamasını isteyen arkadaşlara kış ayında ne yapmasını tavsiye ediyorum. Bunların maddelerini yazdım arkadaşlar. Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Kalemimizi de alalım. Söylediğimiz maddeyi çizelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bugün muhabbet kuşlarını kış ayında dahi çiftleştirmek isteyen arkadaşlara vereceğimiz tavsiyelerden bahsedeceğiz. Çiftleştirsinler mi, çiftleştirmesinler mi, yoksa çiftleştireceklerse de neler yapsınlar, bunlardan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki bu dönem muhabbet kuşları için çok zor bir dönemdir. Çünkü bunlar Avustralya gibi sıcak ülkelerde yaşıyorlar ve onlar kış ayını tanımıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar kış ayında muhabbet kuşunuzdan yavru almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Kış ayında da yavru alabilirsiniz. Mesela diyelim ki 3 tane yavru aldınız. İlkbahar ayında geleceğiz. O zaman da 3 tane yavru alacaksınız. Ama eğer ki kış ayında bu dediklerimi yaparsanız yazın ilkbaharda yapılan kuluçkalarda daha fazla yavru alırsınız. Bunu unutmayın gençler. İlk öncelikle biliyorsunuz ki kışın hayvan zaten 40 gram 50 gramlık bir kuş. Bir de yumurtasını ısıtmakla uğraşmasın. Yavru almaya çalışmayın. Ama yavru almak için onu hazırlayın. İlkbahara hazırlayın şimdiden. Gerçekten güzel olur. İkincisi arkadaşlar, bu dönemde size ayırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Peki ayırmayı nasıl yapacaksınız bu 3 aylık bir zarfta? Arkadaşlar artık kış ayı biliyorsunuz 3 aylık bir kış ayına gireceğiz. Sonbahar bitti bitiyor zaten. Birazdan kışa gireceğiz. Hatta kar da yağmış. Gençler, erkeği yuvalık takılı bir kafeste, dişiyi de onun o kafesin yanındaki farklı bir kafese koyacaksınız. İki kafese koyacaksınız. Erkek yuvalık takılı olacak, dişi yuvalık takılmamış olacak. Bunlar birbirini görecek arkadaşlar. Bunu da söyledik. İkincisi arkadaşlar, 2 günde bir yumurta haşlayacaksınız. Mesela diyelim ki pazartesi günü o yumurtanın yarısını dişiye verdiniz. Pazartesi kalan yarısını da erkeğe verdiniz. Salı vermeyeceksiniz. Çarşamba o iki kuşa yine yarım yarım yumurta vereceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kuşunuza bu dönemde hazırlık yaptırın ki yazın daha çok yavru alabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar, kuşlar vesaire ilkbaharda yavrularlar. Hani en fazla üredikleri zaman da ilkbahar olur. Ama muhabbet kuşlarında şöyle bir durum var. Her zaman gerçi yumurtluyorlar ama kışın yavru almayın. Kışın yaza hazırlık yapın. 3 aylık arkadaşlar ayırma yöntemi yapacaksınız. 3 ay boyunca kuşlarınız farklı kafeslerde kalacak. Bu sayede arkadaşlar 3 aylık bir ayırma sırasında kuşlarınız kesinlikle çiftleşecek. Yani çiftleşme ihtimali çok çok yüksek. Tabi bu evcil olan kuşlarda biraz daha ihtimal düşüyor. Ama olsun. Biliyorsunuz arkadaşlar, benim limonum evcil ama ondan da yavru almıştık. Dediğim gibi bu taktiklerin hepsi gerçektir, denenmiştir. Ben bu sayede hepsinden, yani tüm kuşlarından yavru aldım. Bakalım buraya başka ne yazmışız. Maddeleri yazdım ki unutmayalım, hepsini tam olarak size aktarabileyim. Bunu söylemiştik zaten. 2 günde bir yarım yumurtayı söyledik. Bu ayda evet arkadaşlar, sadece diyelim ki 2 günde bir yumurta vereceksiniz yarım yarım. Pazartesi verdiniz, salı vermeyin, çarşamba verin gençler. Bunun yanında sadece 4 liralık 5 liralık yemler değil, Nijer, keten tohumu, ondan sonra daldar olsun, kızıldar olsun, bu tarz arkadaşlar, kanarya yemi olsun, bu tarz yemler de verin. Bunları alın arkadaşlar, 4 liralık 5 liralık klasik yemlere karıştırın. Onları her gün normal yem olarak verebilirsiniz. Böylelikle ne olur, hem normal yeminden hem zaten yumurta başlı başına bir kızıştırıcıdır arkadaşlar. Hani herkes soruyor işte, abi hangisi en iyi kızıştırıcıdır falan. Kesinlikle yumurta ve havuçtur. Ana havucu çoğu kuş yemez. Bu yüzden arkadaşlar ben havuç demiyorum ama havucu eğer yedirebiliyorsanız, havucu da rendeleyip verirseniz gerçekten çok güzel olur. Çünkü havuç da en az yumurta kadar. Hani yumurta kadar demeyelim ama o da gerçekten iyi bir kızıştırıcıdır arkadaşlar. Bu sadece vitamin şeyini karşılıyor. En sonunda arkadaşlar biliyorsunuz ayırma yöntemlerinde dişi erkeğin kafesine alınır. 3 ay geçti, ilkbahar aylarına gireceğiz. Peki ne yapacağız artık? 3 ay boyunca kuşlarınız ayrı kafeslerde kaldı. Hiçbir zaman yan yana gelmediler. Yani yan yana derken aynı kafes, yani kafesler yan yanaydı ama hiçbir zaman aynı kafeste yan yana gelmeyecekler. 3 ay sonra dişiyi alın, erkeğin yanına atın ve çekilin, uzaktan seyredin. Büyük ihtimalle yavru yapacaklardır. 3 aylık süreyi arkadaşlar böyle değerlendirmenizi gerçekten tavsiye ediyorum sizlere. Bunu da söyledik.
Peki arkadaşlar, biliyorsunuz kış ayındayız. Havalar biraz soğuk. Hani tabii yani doğu demeyelim de Antalya tarafında, Adana'da olan arkadaşlarımız varmış mesajlarda gördüğüm kadarıyla. Onlarınki biraz daha sıcak oluyor ama yine de sizler de kuşlarınızı bu aylarda yavru almamaya dikkat edin. Siz de yazın hazırlık yapın. Dediğim gibi arkadaşlar, uçuracaksanız dahi. Mesela şöyle olacak. Yarım saat dişiyi uçurdunuz. Yarım saat sonra kafese koyduğunuz zaman dişiyi, erkeği öyle uçurun. Dışarıda dahi erkek ve dişi arkadaşlar yan yana gelmesinler. Çünkü eğer ki az kızışırlarsa, hani bir iki öpüşme olur, bir iki bir şey olur. Belki erkek üstüne çıkar ama en sonunda inebilir. Bu yüzden gençler, en iyisi 3 ay boyunca kuşlar hiç gagalaşmasınlar. Kuşlar farklı kafeste kalsınlar. Kafesler birbirini görsün, fark etmez. Diyeceklerimiz arkadaşlar bu kadar. Neden bahsettik bugün? Kışın muhabbet kuşunun çiftleşmesini isteyen arkadaşlarımızın kış ayında ne yapması gerektiğinden bahsettim. Bunlar kesinlikle uygulayın gençler. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Lütfen arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. m@doray. Açıklamalarda zaten tekrardan yazacağım arkadaşlar. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız like atabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bay bay arkadaşlar.